Erman Toroğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi. Merhaba aslanlar, naber? Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ımız Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe'ye konuk oldu. Virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta galip gelen Sarı Kırmızılılar çok önemli bir 3 puan elde etti ve Süper Lig'deki 33. maçında 65 puana ulaşmayı başardı. Lider Beşiktaş'ta da aradaki puan farkı 6'ya düştü. Unutmamak gerekiyor ki Galatasaray'ımız Beşiktaş'ı Ali Sami Yen'de ağırlayacak. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda saat 19'da başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmaya Galatasaray'ımız Mustafa Muhammed ve Falcao gibi golcülerinden yoksun çıktı. Ancak 3 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu'na Sarı Kırmızılı taraftarlar işte Galatasaray'ın yeni golcüsü Kral Kerem Aktürkoğlu gibi mesajlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Ligde geride kalan 34 haftanın birini bay geçen ve 33 maça çıkan Sarı Kırmızılılar 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayarak topladığı 62 puanla haftaya 3. sırada girmişti. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı Kırmızılıların Göztepe karşısında aldığı galibiyet için Galatasaray şampiyonluk şansını sürdürmek için her şeyi yaptı. Yanılmıyorsam bu sezon ilk kez geri düştükleri bir maçı kazandılar. Böyle şeyler şampiyonluk habercisidir. Galatasaray şampiyon olur mu orasını bilemem ama yarışta sonuna kadar olacağını herkese gösterdi. Helal olsun. İfadelerini kullandı. Biz taraftarın kanalı ekibi olarak önümüzdeki maçta 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak mücadelede Trabzonspor'u da yeneceğimizi düşünüyoruz. Peki sizce Galatasaray'ımız Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan derbide Trabzonspor maçını kazanabilir mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Abone olanın takımı şampiyon olsun. Galatasaray'dan Joshua King bombası. Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, hücum hattına flaş bir ismi eklemek istiyor. Football Insider'ın özel haberine göre Galatasaray Everton'da kiralık olarak forma giyen Joshua King'e bir sözleşme teklifi hazırlığında. Sezon ortasında Bournemouth'tan kiralık olarak Everton'a gelen King, beklentileri karşılayamadı ve Everton oyuncuyla sezon sonunda bir sözleşme imzalama imkanını kullanmayı düşünmüyor. Football Insider'ın ulaştığı kaynağa göre Galatasaray King'e büyük bir ilgi gösteriyor ve oyuncu için muhtemel transfer yarışını kazanmak adına uzun süreli bir sözleşme teklif edilmesi planlanıyor. Devre arasında Everton'a kiralanan 29 yaşındaki forvet, Premier Lig'de henüz ilk 11'de başlama şansını elde edemezken, çıktığı 8 karşılaşmada 117 dakika süre alabildi. Norwich milli takımında 54 kez forma giyen King'in milli maçlarda 17 golü bulunuyor. Devre arasında Premier Lig'den birçok takımın transfer listesinde yer alan King'le sezon sonu için Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtiliyordu. Galatasaray'dan Evander bombası. Çok bir kararla Younes Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken listenin ilk sırasındaki isim belli oldu. Timo'nun hedefi Danimarka ekibi Midtjylland'de forma giyen Evander Ferreira. Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti. Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Yönetim resmi teması da sağladı. Alınan bilgilere göre Sarı Kırmızılılar Midtjylland'e istek mektubu gönderdi. Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 de asist yapan Evander için 6 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Evander bu sezon 29 resmi maçta forma giydi. Öte yandan Danimarka basını da Evander'in Galatasaray'la anlaştığını ve Sarı Kırmızılılarla bir ön protokol imzaladığını duyurdu. Haberde geçen söz konusu anlaşmanın maddelerine göre Galatasaray 22 yaşındaki sambacı yıldızı 5 yıl için yıllık 1,5 milyon eurodan 7,5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Ganalı süperstardan flaş Galatasaray açıklaması. Galatasaray, Juventus ve Inter gibi takımlarda da forma giyen ve devre arasında transfer olduğu İtalyan ekibi Cagliari ile olan kontratı, bu sezonun sonunda bitecek olan Kvatvo Asamoah için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.
Birçok kulüpte transfer görüşmelerinde bulunan Asamoah da daha önce kapısından döndüğü Galatasaray'a imza atmaya sıcak bakıyor. Gana basınından footballgana.com'da yer alan habere göre Galatasaray hem sol bek hem de orta alanda forma giyebilen Kvado Asamoah'la yeni sezon için prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonunda bir de seçim havası yaşayacak olan Galatasaray, yaz transfer döneminin ilk bombasını Asamoah'la patlatmaya hazırlanıyor. Daha önce Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Asamoah için en ciddi adayın Galatasaray olduğu ve oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Sarı Kırmızılı takımın Ganalı Yıldız'la yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığı da gelen haberler arasında. Öte yandan Asamoah'ın daha önce Gana basınına yaptığı, Juventus'tan ayrıldığım dönemde Galatasaray'la anlaşmıştım. Kulübüm uzun süre ayrılmama izin vermeyince daha sonra Inter'le anlaştım. Ancak şu ana kadar kariyerimde yaşadığım en büyük pişmanlık Galatasaray'a gitmemek oldu. Umarım bir gün bu transfer gerçekleşir açıklaması. Spor otoriteleri tarafından Asamoah Galatasaray'ı kapa bildirdi. Şimdi sıra Galatasaray'da şeklinde yorumlandı. Ganalı oyuncu 2017 yılında Juventus forması giyerken Galatasaray'ın kapısından dönmüş ve ardından Inter'e imza atmıştı. Galatasaray'a gol makinesi. 5 yıllık imza. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu sezon Mbaye Jackner'den istediği verimi alamayan Sarı Kırmızılılar sahada oldukça iyi bir performans gösterse de sürekli sakatlandığı için takıma beklenen katkıyı veremeyen Falcao'yla da yolları ayırma kararı aldı. Mustafa Muhammed'den çok umutlu olan Galatasaray, Mısırlı Yıldız'ın arkasına da üst düzey bir golcü koymak istiyor. İtalyan ve İngiliz kulüplerinin radarında olan Jagne ile Amerika ve Arjantin'den teklifler alan Radamel Falcao sezon sonunda satılacak. Bu iki futbolcunun takımdan ayrılmasıyla birlikte Galatasaraylı idareciler takıma en az 2 golcü takviyesi yaparak forvet hattını güçlendirmeyi planlıyor. Sarı Kırmızılılarda gündemdeki ilk santrafor adayı ise 40 maçta attığı 37 golle büyük sükse yapan Sean Weissman. Geçtiğimiz sezon Avusturya Ligi'ni kasıp kavuran 25 yaşındaki gol makinesi, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a da önerilmişti ancak Sarı Kırmızılılar 4 milyon euroluk bonservis bedelini çok bulduğu için oyuncu La Liga'nın yolunu tutmuştu. 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Valladolid'e transfer olan golcü oyuncu, La Liga'da çıktığı 24 maçta yalnızca 4 gol atabildi. Valladolid'de gözden düşen Weissman için kararı teknik direktör Fatih Terim'e bırakan yönetim, bu transferin minimum riskle gerçekleşmesi adına da bir formül geliştirdi. Sarı Kırmızılılar buna göre Sean Weissman'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Golcü futbolcu Galatasaray'ın öne sürdüğü tüm şartları kabul etti bile. Cimbom tarafında Weissman için bir sözleşme taslağı hazırlandı ve bu belge yıldız futbolcunun menajerine iletildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde Weissman'ın Galatasaray'daki yıllık ücretinin de 650 bin euro olacağı yazıldı. Aslan Valladolid'e oyuncu için 6 aylık kiralama bedeliyle birlikte toplam 3 milyon euroluk bir paket teklif sunacak. Böylece 500 bin euroya kiralanacak olan Weissman'dan memnun kalınmazsa satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve kulüp daha ağır bir zarardan kurtulacak. Eğer Weissman yine Avusturya Ligi'nde yaptıklarını yapıp harika bir sezon geçirirse Galatasaray kasasından 2,5 milyon euro daha çıkaracak ve 25 yaşındaki yıldız golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.